Bir önceki video çok soyuttu, o yüzden bu videoda gerçek bir soru çözelim. F fonksiyonunun x çarpı y olduğunu düşünelim ve x-y düzleminde bir iz tanımlayalım. İzi x eşittir kosinüs t ve y eşittir sinüs t olarak tanımladık. Limitlerimizi t cinsinden tanımlamamız lazım. Diyelim ki t eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2 radyana integral alıyoruz. Derece kullanıyor olsaydık 90 derece derdik. Eğrimiz bu şekilde ve bu tip bir eğrinin neye benzediğini biliyor olabilirsiniz. Şimdi bunu buraya çok hızlı bir şekilde çizeceğim ve görsellemeye çalışacağız. Bunu görselleyebilmemiz için daha önceden grafiğini çizdim. Bu eğriyi şimdi x-y düzleminde çizsem, bu y, bu da x diyelim. T 0'a eşit olduğunda x kosinüs 0 olacak. Kosinüs 0 da 1'dir. Y de sinüs 0, yani 0. O zaman t eşittir 0 için x 1 ve y de 0 olacak. Yani bu nokta. Bu y'nin eşit olduğu şey. T eşittir 0. Peki t pi bölü 2'ye eşit olduğunda ne bulacağız? Açımız bu. Kosinüs pi bölü 2 eşittir 0. Sinüs pi bölü 2 eşittir 1, yani 0'a 1 noktası. T pi bölü 2'ye eşit olduğunda da bu noktayı bulduk. Şimdi çizeceğimiz şeklin birim çemberinin ilk çeyrekteki kısmı olduğunu anlamışsınızdır. T pi bölü 4 veya 45 derece olduğunda karekök 2 noktasında olacağız. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Şöyle bir eğrimiz olacak. Çemberin sağ üst kısmı olacak, birim çemberin sağ üst kısmı, yarıçapı 1 olacak. T eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye doğru bu yönde gideceğiz. Eğrimiz buna benzeyecek. Buradaki amacımız sadece parametrik denklem çizmek değil. Buradaki tabandan bir çit çıkarıyoruz ve bu yüzeye doğru uzatıyoruz. Öncelikle bunu bir görselleyelim, sonra da bir önceki videoda gördüklerimizi uygularız. Şimdi, burada bu fonksiyonun grafiğini çizdim ve biraz döndürdüm. Buradaki x ekseni, bu arkadaki y ekseni ve düşey eksen de z ekseni. Bu 2, buradaki 1, y eşittir 1 şurada, yani grafiği böyle çiziliyor. Bu şekli x-y düzleminde çizmek istesem, bu grafiğin altında olurdu ve şöyle görünürdü. Bu aynı grafik, f(x,y) eşittir x,y. Bu ikisi aynı, sadece döndürdüm, Bu durumda şuradaki x ekseni sola doğru döndürdüm, bu x ekseni, buradaki y ekseni, burada da z ekseni var. Bu eğriyi şimdi döndürülmüş eksenler üzerine çizmek istersem şöyle olacak. T 0'a eşit olduğunda x eşittir 1, y eşittir 0 ve böyle bir çeyrek çember çizilecek. T pi bölü 2'ye eşit olduğunda ise şu noktaya ulaşacağız. Böyle tanımlanmış bir perdenin alanını bulmak istiyoruz. Bu eğriden f(x,y)'ye bir perde oluşturalım. Şimdi buradan x,y'ye duvar çizmeye devam edersek, böyle bir duvarımız olacak. Şöyle renklendirelim de daha belirgin bir şekilde görünsün şurada. Evet, şöyle bir duvar. Bu grafiğin üzerine göstermek istesem, burası tavanın altında olurdu ve duvarda şöyle bir şeye benzerdi. Şimdi bunun alanını bulmak istiyoruz. Tabanın bu eğriyle, tabanın bu yüzeyle tanımlandığı alanı bulmak istiyoruz. Küçük yay uzunluklarını, yay uzunluğu değişimini o noktadaki yükseklikle çarpabilirim. Bir önceki videoda bu yay uzunluğu değişimine ds demiştik. Yükseklikte neydi? f(x,y'di, f(x,y'di). Bunların t eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye sonsuz toplamını alırsak, bu duvarın alanını buluruz. Şimdi t eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye integral alacağım için, f'yi x ve y cinsine yazmak yerine şöyle yapayım. Böylesi daha somut olacak. f(x,y) eşittir x-y çarpı yay uzunluğu değişimi. Burası bir önceki videonun tekrarı olacak şimdi. Bir önceki videoda ds'yi dx dt kare artı dy dt karenin karekökü çarpı dt olarak yazabileceğimizi görmüştük. Bir önceki videoda bulduğumuz formülü baştan oluşturalım. Şimdi t eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye x y'nin integrali olarak yazılabilir. Ama ne yapmalıyız biliyor musunuz? Her şeyi t cinsinden yazalım. X çarpı y yazacağımızı parametrik denklemleri yerine koyalım. X yerine kosinüs t diyelim. Bu x. Bu eğride x eşittir kosinüs t. X'i t parametresi cinsinden böyle tanımlamıştık. Çarpı y, yani sinüs t. Bu y, x'yi t cinsinden yazmış olduk. Çarpı ds. Ds de x'in t'ye göre türevinin karesi artı y'nin t'ye göre türevinin karesinin karekökü. Evet, bunun tamamı çarpı dt. Şimdi bu iki türevi bulmamız gerekiyor. Başta biraz zor görünse de aslında bu türevleri bulmak gerçekten bizim için kolay ve hemen burada bulabilirim. Şimdi grafikleri şimdilik ortadan kaldıralım. X'in t'ye göre türevi. Kosinüs t'nin türevi nedir? Eksi sinüs t. Eksi sinüs t. Y'nin t'ye göre türevi nedir? Sinüs bir şeyin türevi kosinüs o şeydir. Yani kosinüs t. Bunları bu denkleme koyabiliriz. Bu eğriyi taban, bu yüzeyi de tavan alan perdenin alanını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada integrali baştan yazıyorum. T eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye kosinüs t sinüs t, bu x'ye çarpı ds'nin integrali olur. Ds de şu ifadeye eşit, değil mi? X'in t'ye göre türevi eşittir eksi sinüs t. Bunun karesini alıp y'nin t'ye göre türevini kosinüs t'nin karesiyle toplarız. Şimdi karekök işaretini biraz büyüteyim. Bunun tamamı çarpı dt. Bu şimdi zor bir ifade gibi görünüyor ama eksili bir sayının karesinin, sayının artılısının karesine eşit olduğunu, yani pozitifinin karesine eşit olduğunu anladığınızda ifade kolaylaşacak. Şimdi bu işlemi burada yapalım. Eksi sinüs t kare artı kosinüs t kare eşittir sinüs t'nin karesi artı kosinüs t kare. Karesini aldığınızda negatif pozitif olacak ve bu ikisi birbirine denk. Ve bu en temel trigonometrik özdeşliktir. Birim çember tanımının bir sonucu. Sinüs kare artı kosinüs kare eşittir 1. Karekök işaretinin altındaki ifadenin tamamı 1'e eşit. Yani 1'in karekökünü alıyoruz ki bu da 1. Yani bunların hepsi 1 olarak sadeleşiyor. Bu integral iyice sadeleşiyor ve t eşittir 0'dan t eşittir pi bölü 2'ye sinüs t çarpı kosinüs t dt'nin integrali haline dönüşüyor. Bunun tamamı 1 olduğu için yazmadım ve şunların sırasını değiştirdim. Çünkü bu değiş tokuş, bu sıra değişimi bir sonraki adımı daha kolay anlamanızı sağlayacak. Peki, bu integralin sinüs çarpı kosinüsün ters türevi nedir? Farkına varmanız gereken ilk şey, burada bir ifadenin ve onun türevinin bir arada bulunduğu. Sinüsün türevi kosinüs t'dir. Şimdi yerine koyma yöntemini aklınızdan uygulayabilirsiniz. Türevini gördüğünüz ifadeye u diyorsunuz. U diyorsunuz, yani sinüs t'ye u dersek, du dt, u'nun t'ye göre türevi kosinüs t olur. Veya iki tarafı dt ile çarparsanız, du eşittir kosinüs t dt çıkar. Dikkat ederseniz burada bir u var ve kosinüs t dt ifadesi de du'ya eşit. Kosinüs t dt ifadesi de du'ya eşit. Şimdi limitleri tekrardan tanımlamamız kafi. T 0'a eşit olduğunda u neye eşit olacak? Sinüs t eşittir 0, yani u eşittir 0. T pi bölü 2 olduğunda sinüs pi bölü 2 eşittir 1. Yani t pi bölü 2 olduğunda u 1 oluyor. Yani integral u eşittir 0'dan u eşittir 1'e gidiyor. Limitleri u'ya göre yeniden tanımladım. Ve şimdi sinüs t yerine u yazıyorum. Kosinüs t dt yerine de du yazıyorum. Bu u cinsinden çok kolay bir integral. U'nun ters türevi 1 bölü 2 çarpı u kare. Üssü 1 artırıp oluşan yeni üsse böldük. 1 bölü 2 u karenin 0 ve 1 için değerlerini bulacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 karesi eksi 1 bölü 2 çarpı 0'ın karesi. Yani 1/2 çarpı 1 eksi 0 ve bu da eşittir 1/2. Bütün bu işlemlerin sonucu olarak böyle güzel, basit bir cevap çıktı. Bir çizgi integrali çözdük ve bu perdenin bu eğri boyunca alanını 1/2 olarak bulduk. Bunun birimi santimetre olsaydı cevabımız 1/2 santimetre kare olacaktı.